Senin şimdi sanırım internetsiz bir çağa doğmadın. Yok. Evet, yani internet yoktu belki doğduğunda. Doğru, bilgisayar 85'lisin vardı. galiba, doğru mu Evet, hatırlıyorum? 85'liyim. 93'te sanırım ilk bilgisayarım oldu. Evet. Windows 3.1 diye bir şey var Ama o zamandan. O zaman internet yoktu. 2000'lere doğru herhalde evet, internet 99 yaygınlaştı. 99, herhalde Türkiye'ye gelişi 93'tür. Evet. Bir takvim ODTÜ aracılığıyla gelmesi. 2000'li yıllardan itibaren dediğiniz gibi o kontörlerden yavaş yavaş evet. Asimetrik ADSL'lere geçiş 2000'li yılların başıdır. Evet. Bizim nesil bilir yani. Evet. Bilir. Aynı nesil. İnternetsizlik bugün mesela nasıl geliyor kulağına? Ya internetsizlik ürkütücü, korkutucu vesaire de gelmiyor. Şöyle bir şey var. Ben insan evriminin, zihninin teknolojinin gelişimiyle doğru orantılı ilerlemediğini düşünüyorum. Yani mesela normal şartlarda dediğim gibi tarih değil 20 yıl önce bir insanın bir anda en fazla ulaşabileceği kişi sayısı kaçtı? Yani ne yaparsa yapsın. Ama şu anda sosyal medya vasıtasıyla bir insan ufacık bir hatasıyla bir kariyeri de yok edebilir. Onda baş, evet, linç edilebilir, her şey olabilir. Yani artık sosyal medya hiç eve giremediğiniz bir sokak haline geldi. Eskiden insanlar dışarıya sosyalleşmeye çıkardı ama kendilerine ait bir özelleri vardı. Şu anda bu beğeni çılgınlığından dolayı ki ben sosyal medya öncesini de biliyorum internetin. Sosyal medya öncesi daha iyiydi bu konular. Web 1.0'ı diyorsunuz. Evet, yani daha kullanışlı olabiliyordu. İnternet var ama sosyal medya yokken. İnternet var ama etkileşim yok yani. Yani insanların alışık olmadığı bir şeyle sınandığını düşünüyorum ve bilinçaltımız maruz kalıyoruz. İstediğiniz kadar kaçın. İnternete girdiğiniz zaman işte ölü bedenler, ölü çocuk bedenleri ve bilinçaltımız bu çağda yaşayan herkesin gerçekten travmatik bir süreçten geçtiğini Doğru. düşünüyorum. Evet. Ve tölere edebileceğimiz bir şey kalmadı. Çünkü öyle o kadar uçlarda yaşıyoruz ki. Yani Galata Kulesi'nde biri yanarken insanlar onu selfie ile çekiyor. Bu aslında bir korku filmi yani. Hani bu gelebileceğimiz insanlık dramı açısından son nokta. Yani bir insan bedeni orada canlı canlı yanarken onu duyurmak için, evet. onun reytingi için bir video alınıyor. Yani bunun artık iyiliği midir, kötülüğü müdür falan. Biz evet. insanlar olarak düşünmemiz gerekiyor bence. Yani bu aletleri nasıl kullanacağımızı. Bir şey Peki yani... bu afet durumlarındaki şey için bir önlem yok mu? Yani interneti hayrımıza kullanacağımız zamanlar için. Yani bir deprem için. Gerçekten bunu bilmek istiyorum. İnternet yok ama bunun bir B planı, bir yedeği, bir çaresi yok mu? Şimdi aslında... Diğer hayati konuların yürüyebilmesi için. Aslına bakarsanız Japonya'da bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor. Acil afet hatları oluşturulmaya başlandı. Özellikle internetin olmadığı dönemlerde ya da böyle kesinti olduğu dönemlerde ya da bildiğiniz üzere çok yoğun bir şekilde telefona yöneldiğimiz için hepiniz artık hatlarda bir kilitlenme söz konusu olmaya başlıyor. Dolayısıyla artık devletler de bu noktada B planlarını oluşturmaya başladılar. Hatta Amerika'nın bu noktadaki öncül olduğu için internet konusunda Rusya bir dönem mesela Amerika'dan kendini soyutlayarak, internetten kendini soyutlayarak Runet projesini geliştirmeye başladı. Ama Seda Hanım bu o kadar kolay değil. Yani bir anda yapabileceğiniz tamamen dünyadan kendinizi soyutlayabileceğiniz o ağlar arası ağdan kendinizi ayrı bir kefeye koyacağınız evet, evet. bir yapı değil. Bugün bizler de biliyorsunuz çok uğraştık, çok çalıştık. Yani WhatsApp'ı alternatif bir sosyal medya mecrası olamaz mı? Bir anlık mesajlaşma uygulaması olamaz evet. mı? Ama bakıyorsunuz lokal kalıyor. Bir anda dünya ile iletişimdesiniz, bir anda lokal kalmaya başlıyorsunuz. İnternet belki sınırsız olarak bizim hayatımız içerisinde ama sansür ve şirketler de ister istemez kendi tekelci yapıları ister istemez bu alternatiflerin ortadan kalkmasına da engel oluyor diyebiliriz efendim. Evet, doğru, çok haklı.